Merhaba, merhaba değerli takipçiler. Öncelikle dünkü videoma gösterdiğiniz ilgiden çok teşekkür ederim. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın aramızdan ayrılmasıyla ilgili çektiğim videoya gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Ancak sosyal medyada milyonların bu konuya gösterdiği hassasiyet de çok önemli, çok değerli. Ebru Şallı Türkiye'de ünlüler dünyasında ismi olan bir kişi. Yıllardır yaptığı Pilates programlarıyla TV8'de olsun, işte Beyaz TV'de olsun ve diğer kanallarda olsun yaptığı Pilates programlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Hülya Avşar nasıl Türkiye'de hanımlara tenis oynatmayı öğrettiyse, ki böyle bir söylem var, yaygınlaştırdı. Ünlüler öncüdür ve hayranları onları takip ederler. Pek çok konuda böyledir. Hep onun için deriz ki iyi örnek olun. Ünlülerin böyle bir görevi var deriz. Böyle bir misyonları var. Topluma her konuda iyi örnek olmak zorundadır. Hülya Avşar sporla, tenis sporuyla bunu geniş kitlelere sevdirerek, yaptırarak, sadece hanımlar değil pek çok erkek de Hülya Avşar'ı görerek, ona özenerek tenis sporuna başlamıştır. Pilates'te hanımlar ve beyler Ebru Şallı'nın bu yaygın programlarının peşinden giderek, onu izleyerek ve hakikaten yararı olduğunda hissedince sosyal medyada yayılarak Ebru Şallı sayesinde pek çok kişi Pilates'e başlamıştır, Pilates yapmıştır. Onun öncesi de var elbette. Ebru Şallı'nın önemli bir mankenlik dönemi vardı. Ve televizyonlarda sunuculuk dönemi vardı. Ebru Şallı 1995 yılında Queen of Turkey yarışmasında, Türkiye Güzellik Yarışması Queen of Turkey, birinci seçildiği zaman ben onu ekranda görmüştüm ve televizyon programıma sunucu olarak çağırmıştım. Çok heyecanlanmıştı. Deneme çekimi yapmıştık ve başarılı bulup başlatmıştık. Paparazzi programı o zaman zirvede olan bir programdı. 1994 ile 2000 yılları arasında Star TV'de Türkiye'de en çok izlenen magazin programıydı ve ilk 10 arasına her zaman giriyordu en çok seyredilen programlar listesinde. Ebru Şallı programı birlikte başarıyla sunmuştuk. Şunu söyleyeceğim, yani Ebru Şallı'nın mankenlik hayatı da son derece başarılı. Türkiye'nin bir dönem en iyi iş yapan, en çok tercih edilen mankeniydi. Evlilikleri, aşkları, aile hayatı, seviyeli aile hayatı, ilişkileri hep medyada gündeme geliyordu. Çocuklarıyla olan bağlantıları, görüntüleri, fotoğrafları, videoları hep izleniyordu. Dolayısıyla Türkiye'ye mal olmuş ünlülerden biri Ebru Şallı. Seversiniz, sevmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, yaptıklarını takdir edersiniz, etmezsiniz. O ayrı bir konu. Gerçek olan şu, Türkiye'de ünlüler dünyasında bilinen, haberleri sık sık yapılan bir kişi. Böyle bir insanın dünyalar güzeli, masum evladı bir hastalıktan vefat ederse elbette bütün Türkiye'nin ilgisi, bütün Türkiye'nin merakı, bütün Türkiye'nin acaba neden, nasıl diye sorularına aradıkları cevap medyada bu haberlerin okunurluğunu öne çıkardı ve dünden beri Ebru Şallı'nın evladı ile ilgili, Ebru Şallı ile ilgili haberler her yerde yayınlanıyor. İyi haberlerin yanı sıra sosyal medyada özellikle olumsuz yorumlar da var. Bunların hiçbirine katılmıyorum. Zaten aklı başında olan kişiler, sosyal medyadaki aklı başında kişiler bütün bu olumsuz yorumları eleştiriyorlar ve yerden yere vuruyorlar. Gerekli cevapları veriyorlar ona. İnsanın evladı vefat etmiş, insanın en acılı günü. Allah hiç kimseye yaşatmasın, hiçbir anne baba böyle bir acıyı yaşamasın. Böyle bir zamanda saçma sapan eleştiriler, saçma sapan yorumlarla bu konuda fikir beyan etmek
her şeyden evvel insanlık dışıdır. Bırakın ahlak dışı olmayı, insanlık dışıdır. Bunu hayvan olan bile yapmaz. Böyle seviyesizlikler de var. Ve Allah'tan ki toplumumuzda aklı başında olan pek çok kişi var. Onlar gereken cevabı veriyorlar. Harun Tan, Ebru Şallı'nın ilk kocası ve rahmetlinin ve diğer oğlunun, büyük oğlunun babası. Dün gece bir açıklama yaptı. Önce o yaptığı açıklamayı okuyayım. Kendi hesabından, kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz. Mezarda acılı annenin, babanın burnuna kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki? Ya da acılı anne babanın, kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü, hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın, çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Harun Tan belli bir kültüre sahip, belli bir sosyal çevreye sahip ve aydın bir insan. Böyle bir tepki göstermesi onun son derecede doğal hakkı. Demek ki nasıl olayla karşılaştı, nasıl bir rahatsızlık duydu ki en acılı gününde bunu yaşadı ki tepki olarak da sosyal medya hesabında düşüncelerini paylaşıyor. Ben bir gazeteci olarak şunu söylemek istiyorum. Benim her zaman kullandığım bir sözüm var. Gazeteci asıl yazmadıklarıyla gazetecidir. Böyle durumlar içinde gazeteci asıl çekmedikleriyle, gazeteci asıl yayınlamadıklarıyla gazetecidir. Acılı bir annenin, acılı bir babanın hayatlarının en kötü anında onları görüntüye almak, onları videoya çekmek, fotoğrafa çekmek ve onları yayınlamak, kamerayı burnunun dibine kadar sokmak, bunlar etik dışıdır. Bu gazetecilikte yapılmaması gereken işlerdir bunlar. Mezar taşı görüntüsü bize de geldi. Mezar taşı fotoğrafı bize de geldi. Yayınlamadık. O bebeğin mezara konulurken görüntüsünün çekilmiş olmasını anlayamıyorum. Böyle bir şeyi bir gazeteci niye çeker? Basın özgürlüğü içinde midir? Bu tartışılır. Mahkemeler zaten bunu yıllardır tartışıyorlar. Özel hayat nerede başlar, nerede biter? Özel hayata saygı nerede başlar, nerede biter? Yasalarla da insanların özel hayatı korunuyor ama basın özgürlüğü de yasalarla bir yere kadar serbest bırakılabiliyor. Ben gazeteci olarak bir bebeğin mezara konulurken görüntüsünü ne çekerim, ne bana gelse böyle bir görüntü yayınlarım. Doğru da bulmam yayınlamayı. Çünkü o artık o acılı annenin babanın en özel durumudur bana göre. Ve bana göre Ebru Şahin ne kadar ünlü olursa olsun, ne kadar şöhretli olursa olsun, bebeğinin o şekilde bir fotoğrafın yayınlanması, bir ünlünün hayatına gazetecinin girip de onu hayranlarına servis etmesi özgürlüğünü asla vermez. Asla vermez. Orada işte gazetecinin durması gereken yer orasıdır. Şu olur. O gazeteciler arasından bir kişi seçilir, bir fotoğrafçı seçilir. O da muhtemelen bir ajans muhabiri olur. O mezar başında toprağa verildikten sonra toplu dua fotoğrafı çekilebilir ki hani konunun anlamı açısından, konunun özetlenmesi açısından genel bir fotoğraftır o. Toprağa verildi fotoğrafı. Buna dikkat etmek lazım. Diyeceksiniz ki ama işte siyasiler de vefat ettiği zaman, ünlüler de vefat ettiği zaman mezar taşının başında küreklerle toprak atılırken filan görüntüler, videolar çekiliyor, yayınlanıyor filan. Bunlar yapılıyor diye illa doğru olduğu anlamına gelmez. İlla doğru olduğu anlamına gelmez. Orada aile ses çıkarmamıştır.
bir şey söylememiştir ve bu yapılmıştır. Ancak bunun doğru olduğu anlamına gelmez. İşte gördünüz, Harun'tan çıktı, ben istemiyorum kardeşim. Bebeğimin mezara konulurken fotoğrafının çekilmesini, görüntüsünün yayınlanmasını dedi ve bütün burada bunu yapanlara sitem etti. Genel olarak bir sitem söz konusu burada ve ağır bir eleştiri. Tekrar okuyorum. İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz. Mezarda acılı annenin babanın burnuna kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara gelen, burası çok önemli. Tabuttan çıkıp mezara gelen bir bebeği çekmenin, hakikaten öyle, göstermenin kime ne faydası olabilir ki? Ya da acılı anne babanın, kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü. Hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın. Çünkü leşe üşen kargalar gibisin. Gazeteci görevini elbette yapmalı. Türkiye'ye mal olmuş bir insanın nasıl mutlu bir haberini yapıyorsak, düğününü, nişanını, doğum gününü, verdiği partiyi nasıl yayınlıyorsak, acılı gününde halk merak eder ve görmek ister. Ama duracağınız yeri bileceksiniz. Duracağınız yeri bileceksiniz. Hakikaten Harun Tan'a burada katılmamak mümkün değil. Mezara inen bebek fotoğrafını çekip yayınlamak etik değil. Katiyen etik değil. Ben Harun Tan'a, değerli Harun Tan'a, Ebru Şallı'ya, yakınlarına, Pars'ın ağabeyine tekrar tekrar başsağlığı diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Hiç kolay değil. Allah rahmet eylesin. Allah cennetine kabul etsin. Allah meleklerinden biri yapsın o yavrucağı. Peki dostlar. İnşallah. İnşallah her şey herkesin gönlünce olsun ve Ebru Şallı, Harun Tan, Beren, Allah onlara sabır versin. Ne denebilir ki? Görüşmek üzere.